istiyorum. Konser anılarınızdan böyle bize unutamadığınız ya da yaşadığınız bir olayı varsa anlatabilirsiniz. Çok var tabii yani, ama tabii şey şöyle söyleyeyim Buse Nazcığım, halk konserleri bir sanatçı için ya da festival konserleri, hem üniversite festivalleri olsun hem normal festivaller olsun, yani halk konserleri gerçekten unutulmaz oluyor. Çünkü 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi, 40 bin kişi de gördüm yani, inan. Hep bir ağızdan bir şarkını söylediğinde elin ayağın titremeye başlıyor. O sahnedeki hissiyat acayip bir duygu. Öyle bir geçiyor ki birbirine. O enerji hiçbir şeye değişilmez yani. En büyük aşk bence dinleyiciyle beraber bütün olup o küçücük odalarda yazdığın şarkıları o kadar yerde hep beraber söyleyebilmek. O kadar kıymetli ki. Ezbere bilinmiştim özellikle Evet. şarkıların Ve böyle çok bakıyorum, inan mesela söylenmesi. çok yeni neslin de geldiği konserlerim oluyor. Böyle büyük açık konserler oluyor. Ha, bakıyorum 10-15 sene önceki şarkılarımı ezbere söylüyorlar. O kadar kıymetli bir şey ki ya, ne kadar güzel diyorum. Yani onu koruyabilmek, bir şekilde devam ettirebilmek. Sağ olsun, var olsunlar. İyi ki varlar yani. O yüzden o anılar çok kıymetli. Yalnız şey, bir gün şey olmuştu. Çok yine böyle büyük bir konserden. 40 bin kişi falan vardı. Kayseri Erciyes Üniversitesi konseri, inanılmaz kalabalık bir konserdi gerçekten. Tabii o enerji falan, böyle harika bir atmosfer işte. Öyle nefes nefese falan iniyorsunuz. Sonra otel odasına gidiyorsunuz. Üzerinizde bornoz. Öyle yapayalnız. O çok, orada mesela çok duygusallaşmıştım. Yani o kalabalıktan sonra yalnız kalmak çok böyle insanı duygusal yapıyor. Ve yazmıştım mesela orada da bir şeyler. Onlar da yazdırıyor yani. O büyük besteler böyle anlarda çıkabiliyor yani Çıkıyor aslında. çıkıyor çıkmaz mı? Ben turnelerde falan çok şarkı yazarım. Çünkü her şehrin bana göre bir büyüsü vardır, atmosferi vardır. O mutlaka yazdırır şehirler yani. Şehirler çok kıymetlidir. Harika. Evet.